Bir antrenman çalışmak, bir diğer ise de inançların. İnançlı bir şekilde çalışmak ve abdestimizi alıp, iki rekat namazımızı kılıp, bu şekilde ringe çıkıp, dövüşüp şampiyon olurdu. Evet. Siz ne diyorsunuz Sayın Kemal Bey'in görüşlerine? Efendim ben katılıyorum. Evet. Katılıyorum Kemal Bey'in görüşüne, bilir misin? Şimdi ben de şöyle yapardım efendim, aynı şeyime karşılık veriyorum Kemal Bey'e. 3 kilo al, bir elem okurdum. Dediği gibi 5 vakit namazımızı kılarız, kılarım. Allah'ın izniyle ve hacca da beraber gittik kardeşimizle. Evet, çok güzel. Allah kabul etsin. Her taraftan kader birliği. Her taraftan bir kader birliği, arkadaşlık, kardeşliğimiz devam ediyor. Şimdi zaten ben Kemal Bey'i yakinen tanıyorum. Kemal Bey'in yani çok güçlü bir inanca sahip, bunu biliyorum. Evet. Bu güzel inancını, saf temiz inancını ama bir art düşüncesi yok onun. Evet. Yani bu inancından, dini şeyinden bir çıkar sağlama, onu istismar etme gibi hiçbir düşüncesi yok. Evet. Saf, öz, sağlam bir Müslüman. Teşekkür ederim. Bunu bildiğim için ona dedim ki yani senin bu inancından aldığın bu gücü spor alanında aktivite ediyorsun. Bunu evet. Bir yani gençlere senin bu şeyini tanıtmak istiyorum falan dedim de sizi de önerdi bana. Dedi ki benim paralelimde bir arkadaş daha var dedi. Allah ben tanımıyordum sizi. Allah birlikte Allah dedi bu programa katılırsak belki daha başarılı oluruz. Evet abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben şöyle söyleyeyim efendim. Yani ben sporda çok fazla çalışan bir boksörlerden biri benim. Evet. Yani herkes yarım saat antrenman yapardı veya 45 dakika antrenman yapardı. Ben inanır mısınız 1,5 saat çalışırdım salonda. Çok fazla çalışırdım. Peki çalışma ne olurdu? Rakip bulamazdım. Kendime antrenman yapacak. Müdürüm biliyor belki bunu. Rakip bulamıyordum. Yani antrenman yapacak rakip benimle eldiven takacak. Benimle böyle boks yapacak. Rakip bulamıyordum. Ne? Ne yapıyordum? Kut torbasına pencik bol, ip, torba, gölge boksu gibi şeklinde antrenmanlarımı o şekilde yapıyordum. Ve çok da çalışmanın Cenab-ı Allah mükafatını veriyordu. Ben de bugün bir celasanlı olarak kaldım. Sayın Sonunur, siz Ete Mesut Emniyet Müdürüsünüz. Burası nüfusu kalabalık bir ilçemiz. Yaklaşık 300 bin nüfusu var. 300 bin nüfusu var. Her gün size birçok kimseler geliyor. İşte suçlular, şikayetçiler, problemliler, yani insanlara, kanuna aykırı davrananlara karşı da orada görev yapıyorsunuz. Peki size şunu soracağım, yani bu suç işleyenlerin üzerinde bir gözlem yaptınız mı veya bu konuda bir araştırma yapılmış mı? Yani dini inançların suç işlemeye veya işlememeye etkisi var mı sizce? Efendim, 23 senelik polisim. Evet. Halen Ete Mesut İlçe Emniyet Müdürü olarak bizim üst düzey daire başkanlarımız, emniyet müdürlerimizin araştırmalarında dünyada kişi hangi dine mensup olursa olsun suç işleme oranı dinine eğer sağlam bağlıysa suç işleme oranı çok aza iniyor. İniyor. Maneviyattan mesela Hindistanlı adam ineğe tapıyor. Diyor ki ben öldüğüm zaman diyor bu inek diyor bana ahirette soracak diyor. O zaman suç işlemiyor. Azalıyor yani. İstatistikler bunu gösteriyor. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? İnsanlarda ahiret inancı ve ahirette ilahi adalet tarafından sorguya çekileceği fikri, inancı suç işlemeyi azaltır değil mi? Kesin azaltıyor efendim. Evet. İnansız insan. Siz de aynı görüşte misiniz? Tabii tabii müdürümün aynı görüşte. Yani kendi müşahedelerinizde var mı bu konu? İnansız bir insan hani bir laf vardır bir zatı lafı. Kork Allah'tan korkmayandan. Korkmayandan. Evet. Bir laf vardır. Yani bu çok güzel bir ispatı yani. İnsan bir şeyde Cenab-ı Allah'tan korkacak. Yani ama ben, siz bu inancınız güçlü biliyorum. Evet. Fakat hiçbir zaman fanatik değilsiniz. Yani dinde taassubu istemezsiniz. Şimdi efendim bizim kendime yapıyorum yani. Ben kendime ama kimsenin herkesin görgüsüne şeysine saygımız var. Saygımız var. Ben hiçbir şeyi eleştirmiyorum yani.
Ama bana verilmiş bir borçtur. Borcum, bu benim bir insanlık görevim. Veya ben Cenab-ı Allah'a yakınlığımdan dolayı, hani benim üzerime düşen görevimi yapmak mevcutum. Peki Sayın Sandal, gençlere spor alanında, iyi ahlaklı olma alanında, manevi ve kültürel değerlere sahip çıkma alanında bir önerin var mı, bir tavsiyen var mı? Vallahi kardeşlerim, büyüklerine karşı daima saygıyı, sevgiyi yitirmemelerini öneririm. Bir de bizim yolumuz, biz şimdiye kadar bu kadar şampiyonluk aldık, bu kadar altın aldık, bu kadar güzel bir başarılarımız geçti. Bugün Türkiye'de güzel bir sevgiye layık bir kişiler olduk. Yani bizleri bir önüne kalsınlar kendilerine. Bizim gittiğimiz yoldan gitsinler. Evet. Siz ne diyorsunuz hocam? Efendim ben de işte bu kadar bu çalışmalarımı vücudum içki içmiyorum, vücudum dinç kalıyor. Evet. Maneviyatın faydaları. Maneviyattan dolayı gece alemine takılmıyorum, başım belaya girmiyor. Bilmiyorum. Bütün gece aleminde, bütün bizim polislikte mesela bütün olaylar, hep hadiseler, öldürme olayları vesaire hep gece aleminde. Yani size gelen vakalar genelde öyle değil mi? Hep gece aleminde. Trafik işte, kazaları gelir alkolden daha çok. Alkolden işte böyle bilinçsiz araba kullanmak. Cinayet alkolik konuları gelir şeyden değil mi yani? Yine hep alkolden. Alkolden ve yani manevi ve kültürel değerlere, ahlaki değerlere önem verme işte. Ben eğer bu Türkiye'de elhamdülillah yenilgisi olmadan boksu bırakan boksör benim. Evet. Ama hiç gece alemim olmadı. Evet. Hiç içki içmedim. Sigara dahi daha hayatta sigaranın tadını bilmem. O nedenle de başıma iş almadım, felaket almadım. Evet. Ve hep dinç kaldım. Dolayısıyla rakiplerim beni hiç böyle bir hastalıklı veyahut da beni çalışmamış vaziyette bulamadı. Bu nedenle Türkiye'de gelmedim. Peki şimdi kaç yaşındasınız? Ben 54 yaşındayım. Ama kaç yaşında hissediyorsun kendini? Ben kendimi 45 civarında hissediyorum. Hissediyorsun. Siz? Ben 51 doğumluyum. Ama kendimi nefse baksan 30'u geçmem diyorum yani. Evet. Nefis olarak, vücudumun dinçliği olarak. Yani şimdi 10 kilometre rahatça koşarım. Koşarsın. En azından biz dışarıda boksörler çok... Bu sağlığını neye borçlusun? Bu sağlığımı bir defa sigara içki içmediğime. İçmediğime. Dolayısıyla 5 vakit namaz kılıyorsun. Bu da bir antrenman oluyor. Evet. Ve yani hiç antrenman yapmasan dahi o 5 vakit namaz da size bir antrenman. Vücudunuz dinç kalıyor. Evet. Gece aleminiz yok. Yok. Spor da yapıyorum. Hamama giderim. Hamam çok faydalıdır. Hamamda göbek taşına yatarım. Göbek taşında vücut tamamen terler ve vücutta kılcal damarlar açılır, oksitler gider. Vücudun oksitleri gittiği zaman kişi daha çok dinç kalır. Dinç kalır, evet. Aynı zamanda temiz olur. Temiz olur. Evet. Bilmiyorum sayın abiler, başka spor alanında gençlere söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yani vatandaşlarımıza, insanımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Onların mutluluğu için, geleceğinin başarılı olması için, sıhhatli, ümitli, coşkulu yaşayabilmeleri için. Şimdi efendim ben bir şeye şahit oldum. Bir defa bu konuyu söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Şimdi ben bir yerde görev yapıyorum. Fazla şeysine girmek istemiyorum. Bir arkadaşımız, bir suçlunun biri... 4 tane adam vurmuş. Nezarete atmışlar. Ben de tabii geldim. Dedim ki niye bunun işte böyle böyle oldu falan. Ya çıkalım bakalım şu geçmiş olsun falan. İşte biz çay falan ısmarladık. Sigara verdik. Nasıl oldu işte anlat bakalım falan gibi konuşurken. Pişmanım. Peki dedim. Niye pişmansın falan. Tabii soruyorum hani. Biraz daha bir bilgi sahibi olalım. Görüşümüz biraz daha şey yapsın falan gibi. Ben şimdi ona çok mütevazi şekilde bizim görevimiz davranıyoruz. Dedim ki şu anda dedim kendi silahımı versem aynı 4 tane bir adamı vurmuşsun. Aynı hasi bir daha yapar mısınız dedim.
pişmanım, yapmam dedi. Niye peki yaptım? Sarhoştum dedi. Sarhoştum. Yani az evvel müdürümün sözüne getiriyorum. Yani her şeyi alkolle geliyor yani. Kazalarımız da, trafik kazalarımız da alkolle geliyor. Evet. Herkes bilinçli araba kullansa, dikkat etse, yani araba kullandığını bilerek araba kullansa kaza olmaz. O hani bir arkadaşıyla içki içerken birisi başını kesti ya, evet. O da alkollüydü yani. Evet. Şimdi efendim ben de diyorum ki gençlere mesaj olarak kesinlikle başta sigara içmesinler. Evet. Ondan sonra da eğer spor yapacaklarsa kesinlikle içkili sulu kafa yapan içkilerin zerresini içmesinler. İçmesinler. Ve spor hayatında kim içki içerse, kim sigara içerse form düşüklüğü yapıyor. Yapıyor. Yani. İleride kesinlikle form, mesela bir soba borusu. Normal kış geldiği zaman bağlıyoruz. Bir de kış çıktığı zaman sonbaharda temizliyorsun, boru tamamen tıkamış. Şimdi aynı insan gırtlağında nikotin devamlı boğaza yapışa yapışa boğazı ufaltıyor. Ufalınca nefes alamıyorsun. Evet. Yani özetlersek şöyle diyebiliriz, şu mesajı verebiliriz. Dinimiz, İslam dini çalışmaya, yani bir işte başarılı olmak için önce çalışmaya şart koşmuş. Tabii. Spora önem vermiş. Peygamberimiz biliyorsunuz koşu yapıyordu. Güreş tutuyordu. Ebu Dütçane diye bir zatla güreş tutuyordu. Hazreti Ayşe sevgili eşiyle koşu yapıyordu. Evet. Sporu öven hadisleri var. Önem vermiş. Bir de sporcunun ahlaklı olanını, Atatürk ahlaklı olanını severim diyor. Yani sporcu ahlaklı olacak ve kötü alışkanlıklarda bulunmayacak. İçki, evet, gibi, sigara gibi, evet, aşırı derecede onu, kafasını, vücutunu yoran kötü alışkanlıklara da gitmeyecek. Evet. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Zannediyorum gençlerimize bir nebze de olsak faydalı olabildiğimizi ümit ederim. İnşallah. İnşallah. Sayın seyirciler, İslam dini ve spor üzerine sohbetimiz burada sona erdi. Sayın programa katılan kardeşlerim Celal Sandal ve Kemal Solunur'a çok teşekkür ediyor. Sizlere de